ihtimal kuvvetli bir şekilde var. Yani şu anda herhalde dünyadaki en yüksek enflasyon oranlarından bir tanesiyiz. Ayrışan birkaç ülkeyle beraber. Şimdi oradaki tehlike şu, şu anda %15 civarında falan. Çok çok yüksek bir şey. Yani Merkez Bankası'nın hedefini düşünecek olursanız onun yaklaşık 2,5-3 katı kadar bir enflasyondan söz ediyoruz. Fakat enflasyonu sonuç itibariyle bizim genel olarak gazetelerde şurada burada izlediğimiz enflasyon rakamı tüketici fiyat endeksidir. Bütün her şeyi içeren. Ama bir de üretici fiyat endeksi var, bir de dış üretici fiyat endeksi var. Buradaki gelişmeleri takip ettiğimizde enflasyonun nerelere gideceği hakkında daha sağlıklı bir fikir sahibi olabiliyoruz. En son açıklanan üretici fiyat endeksinde, yani Haziran ayı itibariyle açıklanan da, dolayısıyla Mayıs ayındakinde %25'lere çıktı. Bu şu demek, üreticilerin maliyetlerindeki artış %25, sattıkları ürünlerdeki artış %15. Bir de yurt dışı üretici fiyat indeksi var. Oradaki son o 20 Temmuz civarında açıklanacaktır Haziran. Elimizde en son Mayıs rakamı var. Mayıs rakamı %32 idi. Yani bu da şu demek oluyor. Üreticilere girdi sağlayan ve bunu ithal girdi olarak sağlayanların elindeki fiyat artışı, ceplerine koydukları fiyat artışı %32. Muhtemelen bu %35'lere falan çıkmıştır. Şimdi ayın 20'sinde göreceğiz. %35'ler civarında. 15 ile 35 arasında 20 puanlık fark var. Bunun hepsi yansımasa bile, önemli bir kısmının yansıyacağını düşünecek olursak, enflasyonun %20'leri aşacağını söyleyebiliriz şu anki tabloya baktığımızda. Bunun önüne geçebilecek tek engel, talebin çok düşük kalması ve üreticilerin bu fiyat artışını, yani maliyet artışlarını fiyatlara yansıtamaması durumudur. O da daha büyük bir problemin habercisidir. Stagflasyon, yani durgunluk içerisinde enflasyon, ki bu ekonomide bilinen bir çözümü yoktur bunun, yani mücadele etmesi çok zordur.